Ertan Sanda intihar. Düğmeler Burak. Köstebek operasyonu zamanı. 80 darbesinde ağabeylerimizle birlikte yer altındaydık. Sen kimsin lan? Ha? Kimsin Mehdi Efendi'ye laf söylüyorsun? Şerefsiz! Oğlum devletin içinde örgüt ne demek? Habire ikramiye almışsın. Oğlum bak bugün bunları veren yarın senden bambaşka şeyler isteyecek biliyor musun? Şehir dışından gelen grubu içeri bırakın. Bu adamı kesinlikle yanımıza almalıyız. Bu devletin çay ocağında bile çalışamayacak hainlersiniz. Herkesi arka bahçeniz gibi görüyorsunuz ama herkes sizin gibi satılık değil. Bizim elimizi, eteğimizi öpmeyen kişiler hiçbir yerde hiçbir iş yapamazlar. Bu arkandaki abilerine söyle. Adamlık cinsiyet meselesi değil. Şahsiyet meselesidir. Bu da benim abilerimin kararı. Peymame koptu mu tesbih dağılır. Bugün saat 21'de Türkiye'nin başbakanı değişecek. Bu saatler sizin için pek güvenli değil. Benim en güvenli olduğum an halkımın arasında olduğum andır. Alnımızda ne yazıyorsa o olur. Şu başbakanı hala çözemediniz. Biz bu yola baş koyduk. Biz bu yola çıkarken kefenimizi giydik. Bu bir devlet meselesiydi. Her şey onlara emanetti. Savcılar harekete geçti. Ama hainler devleti satıyorlardı. Emniyetteki paralel güçler harekete geçmişti. Devlet düşmanları yine iş başındaydı. Hocam, size de yakın olan paşalar rahatsız oldukları şahısla ilgili bir takım şeyler yapmayı planlıyorlar. Çok iyi olur. Bir gün vefat edersiniz, bir gün sonra cenazenize ulaşırım. Efendim, helikopter düştü. Asker ya da sivil kimse bir süre ulaşamayacak. İnsanlardan kimi de vardır ki dünya hayatı hakkındaki sözleri senin hoşuna gider. Ve o kalbindekine Allah'ı şahit tutar. Halbuki o İslam düşmanlarının en yamanıdır. Kod adı KOZ. Devlet meselesiydi. Her şey onlara emanetti. Savcılar harekete geçti. Ama hainler devleti satıyorlardı. Emniyetteki paralel güçler harekete geçmişti. Devlet düşmanları yine iş başındaydı. Hocam, size de yakın olan paşalar rahatsız oldukları şahısla ilgili bir takım şeyler yapmayı planlıyorlar. Çok iyi olur. Bir gün vefat edersiniz, bir gün sonra cenazenize ulaşırım. Efendim, helikopter düştü. Asker ya da sivil kimse bir süre ulaşamayacak. İnsanlardan kimi de vardır ki dünya hayatı hakkındaki sözleri senin hoşuna gider. Ve o kalbindekine Allah'ı şahit tutar. Halbuki o İslam düşmanlarının en yamanıdır. Kod adı KOZ. Süleyman Özışık. Kod adı KOZ filminde neler anlatılacak?
Bugün size haftalardır dilden dile bir efsane gibi dolaşan paralel yapıyı anlatan Kod Adı Koz filminden bahsedeceğim. İzleyenler hatırlayacaktır. Geçtiğimiz hafta filmin yapımcısı Uğur Yalçınkaya'yı Kanal A'daki Apolitik programına davet etmiştik. O programın reklam arasında kendisine "Eğer sizin için sakıncası yoksa bu filmin senaryosunu görmek isterim" dedim. Doğrusunu isterseniz tabii ki hayır cevabını bekliyordum. Ancak Uğur Bey, siz Gezi ve 17 Aralık sürecine fazlasıyla hakim birisiniz. Katkı sağlayacağınız bir durum olur diye umut ediyorum ben de. İsterseniz siz bildiklerinizi biz gizli kalmak kaydıyla senaryoyu sizinle paylaşırız dedi. Büyük buluşma dün gerçekleşti. Ben bugüne dek medyada yazılamayan ama gerçekliği kesin bilgileri ekiple paylaştım. Onlar da senaryoyu okuma şansı tanıdı. Önce şunu söyleyeyim. Film öyle televizyonda yayınlanan görüntülerden ibaret değil. Dedim ya, bu konulara fazlasıyla hakim biriyim ama ben bile senaryoyu okurken dehşete kapıldım. Zannım odur ki bu film Cumhuriyet tarihi boyunca konuşulacak bir film olacak. Şimdi içinizden "ya bırak köpürtmeyi de bize senaryoda neler var anlat" diyorsunuz değil mi? Yapım ekibine söz verdim. Detaylara fazla giremem ama birkaç başlık verme konusunda izin aldım. Önce şunu söyleyeyim. Film Türkiye'de son yıllarda yaşanan ve zelzele etkisi yapan pek çok olayı konu ediniyor. Ancak şu olay şudur. Bu kişi de budur diye özellikle kimseye afişe etmiyor. Bu olayların hiç bilinmeyenlerini gözler önüne seriyor. Olayın yaşandığı anı kurguluyor ve kimin kim olduğunu bulma işini izleyiciye bırakıyor. Birazcık aklı olan herkesin çok rahat çözebileceği cevaplar yani. Peki bu konular neler? Onu da sözü fazla uzatmadan anlatayım. Bir bölümünü televizyonlarda izlediniz. İçinde bazı paşaların da olduğu bir yapı bir kişiye suikast düzenliyor ve o kişi bir helikopter kazası sonrası öldürülüyor. Televizyon yayınında Uğur Yalçınkaya'ya "bu Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldüğü kazayı mı anlatıyor?" diye sormuş. "Neden aklınıza o geliyor? Eşref Bitlis Paşa da helikopter kazası sonucu ölmüştü. Neden o aklınıza gelmiyor?" diyerek İlginç bir cevap vermişti. Filmde bir başbakan var ama Erdoğan mı? Bir örgüt var ama cemaat mi? Bir müsteşar var ama Hakan Fidan mı? Bazı rüşvet olayları var ama bahsedilenler Reza Zarrab ve bakanlar mı? Dediğim gibi bunların cevabını izleyici bulacak. Rüşvet ve yolsuzluk demişken okuduğum kadarıyla bu sahne Türkiye'ye "vay be, meğer neler oluyormuş neler" dedirtecek. Tüylerinizi diken diken edecek bir başka şey de bizim Gezi olaylarına benzeyen olayların canlandırıldığı sahne. Orada oyun kurucuların nasıl şeytani planlar yaptıkları ve en aydın kesimin nasıl birer maşa gibi kullanıldığı gerçeği çok çarpıcı şekilde anlatılıyor. Bitmedi. Yardım tırlarına yapılan operasyonlar, gizli istihbarat teşkilatındaki çok çarpık ilişkiler, bir bankanın alt katına kurulan korkunç dinleme ağı, kasetler, şantajlar ve tehditler. Hepsi izleyiciyi derinden etkileyecek sahnelerle ekrana taşınacak. Taşınacak diyorum ama işin doğrusunu isterseniz gerçekten bu film sinemalara gelecek mi gelmeyecek mi ben de çok merak ediyorum. Dün senaryoyu okuduktan saatler sonra medyada bir haber dolaşmaya başladı. Muhsin Yazıcıoğlu davasının müdahil avukatlarından Kemal Yavuz mahkemeye koşturmuş, televizyonlarda ve sosyal medyada dolaşan görüntülere yayın yasağı getirtmiş. Fragmanın yürüyen davayı etkilemeye yönelik olduğu ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesi ve akrabalarının kişilik haklarına saldırı olduğu gerekçesiyle durdurulması talebinde bulundukları kaydeden Yavuz, yayının durdurulmasına varsa filmin sinemalarda gösterilmesinin önlenme, CD ortamında dağıtılmasının önlenmesine ilişkin taleplerde bulunduk, mahkemede bu konudaki tüm taleplerimizi kabul etti demiş. Filmin yapımcısı görüntüde bahsedilen kişinin Muhsin Yazıcıoğlu olmadığını altını çize çize söylemesine rağmen böyle bir intibaya kapılması çok ilginç doğrusu. Hadi diyelim ki bahsedilen kişi Muhsin Yazıcıoğlu olsun. Bu filmde Yazıcıoğlu ailesinin kişilik haklarına nerede saldırı var ben göremedim. Avukat Bey bir çırpıda nasıl bu kanaate vardı acaba? Mahkeme bu görüntüleri gerçekten izledi de mi karar verdi? Ondan da emin değilim. Yapımcı Uğur Yalçınkaya televizyon programında bu filmin sinemaya gelmemesi veya projenin engellenmesi için önümüze çok engeller çıkacak ama beni ancak ölüm yolumdan döndürür demişti. Galiba bahsettiği engellemeler bu yayın yasağı kararıyla beraber başladı. Bundan sonra da pek çok hamlenin geleceğini tahmin ediyorum. Ülke olarak Ahmet Şık'ın çıkarmadığı kitabı yüzünden hapse atıldığı günleri yaşadık.
Nedense bu yasak bana o yasağı hatırlattı. Umarım Uğur Yalçınkaya'nın sonu da Ahmet Şık gibi olmaz. Bunu neden mi söylüyorum? 21 Mart 2014 tarihli yazdığım BBP ile ilgili yazıyı gözden geçirirseniz ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Süleyman Özışık, internethaber.com